varmış Zeus'un. Süt annesi bunu haberdar olur bu şeytanın planlarından. O yüzden Kaz Dağları'nda şeytanı kovar. Oysa 12 değil 13 tanrı varmış. Yani şeytanı Satürn diyorlar biliyorsunuz. Şeytan da oradaymış. Ondan sonra şeytan Kaz Dağları'ndan kovulunca kaçarken de işte böyle ölüm korkusu, yok edilme korkusu kaçarken bir ayağını biraz sonra göreceğiniz o şeytanın izinin, ayak izinin olduğu yere basmış. Bunun tıpatıp aynısı bir tane de Midilli'de vardır. Diğer ayağını da Midilli'ye basarak bu bölgeyi terk etmiş. Yani bizim bölgemiz Ege şeytansızdır. İnsanlarımız şeytansızdır. Buradan gelir bizim iyi niyetimiz. Buradan gelir bizim ne bileyim şeytansız yaklaşımlarımız. O açıdan başka yerler, dünyanın farklı yerlerinde böyle şeytanlıklar çokken bizde yoktur. Kovulmuş buradan şeytan. İşte bunu da bu şeytan sofrasına bağlarlar. Bu birinci versiyonu. İkinci versiyonu da Peropatra diye bir tane çok çakal, şeytani bir tip varmış. Ayvalık'ta yaşıyormuş bu. İşte bu 18. yüzyılda yaşanan bir olaydır bu. Bu gerçek olay. Orada yaşarken herkesi dolandırmış ama o kadar böyle şeytanca fikirlerle yapıyormuş ki bir dolandırdığını ikinci sefer tekrar dolandırıyormuş. İkiye dolandırdı, üçüncü yine beceriyormuş. Tam bir şeytanın adam. Ondan sonra evet yani bugünkü siyasetçiler gibi diyelim. Bu adamdan gına gelmiş Ayvalıklılara. Ondan sonra böyle arka arkaya böyle kötü olaylar, işte kıtlıklar, böyle şeyler, bereketsiz dönemler başlayınca demişler ki bu adam hep günaha sokuyor bizi. O yüzden şeytani fikirleriyle bizi de günaha sokuyor. Bunu toplumdan kovalım demişler. Adam da gelmiş şeytan sofrasına, biraz sonra gideceğimiz şeytan sofrasına yerleşmiş, toplumdan izole edilmiş şekilde yaşamaya devam ediyormuş. Ama yetmemiş, bakmışlar ki kıtlık ve devam ediyor. Yani adam uzaklaşsa da devam ediyor. En iyisi bunu öldürelim demişler. Ve halk toplanmış Ayvalık'tan, gerçek bir olay. Ve buraya gelmiş o adamı öldürmeye. Öldürmeye geliyor ama adam şeytan gibi bir zekaya sahip. Bu sefer onlara çok güzel bir sofra kurmuş. İçecekler işte artık alkollü, alkolsüz yemekleri güzel bir sofra kuruyor. Millet de kıtlıktan çıktığı için sofrayı görünce bunu öldürmeyi unutuyor. Başlıyor, sofraya gömülmüşler ve ardından bu da buradan da kurtulup kaçıyor. Ve böylelikle derler ki şeytan sofrası ismi buradan geliyor derler. Yani böyle bir, ama işin gerçeği nedir biliyor musun? Yapılan hocalarımızın da yaptığı, arkeologların da yaptığı ve bildirdiği kaynaklarla desteklediği bilgi, orada o ayak izi aslında bir Poseidon, yani deniz tanrısı Poseidon'un bir heykeli duruyormuş orada. O bir alt platformu olduğu ifade edilir. O biraz sonra göreceğiniz şeyi, o platformun. Ve denizciler de Ayvalık Körfezi'ne girdikleri zaman, o dalgalı denizden kurtulup da buraya süt gibi denize girdikleri zaman, o zaman derler ki biz Poseidon'a hediyeler vereceğiz, işte şükredeceğiz diyerek bazı kazançlarının bir kısmını buraya verdikleri, buraya adadıkları ifade edilir ve o günden bugüne de buraya para atılır.